Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Shadow Fall 2 serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, bu efsane seriye kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son hatırlarsınız arkadaşlar, ilk başta şunu biraz döveyim, şu kum torbasını biraz dövdükten sonra arkadaşlar ben bayağı bir başlarım yaptım, akış hareketlerden falan bayağı bir şey yaptım. Düşerken tekmeye atlı bir hareket açmışız. Joyce'i şöyle yapıp iki kere tekmeye basarsak öyle oluyormuş arkadaşlar, anladığım kadarıyla. İntikamcı kritik darbe ettikten sonra 5 saniyede %70 %170 hasarla kritik darbe sağlayan intikamcıyı tetiklemek için %28 şans. Bizdeki neydi? 165, her türlü daha iyi. Ve başka bir şey kalmadı. Buradan da düşerken tekmeyi burada öğretiyor arkadaşlar. Artık böyle yapıp hemen şey yapacağız. Bu da güzel bir hareket. Bunu adamlar hep bana yapıyordu zaten. Ve arkadaşlar 5 tane de başarımız var arkadaşlar. Ve arkadaşlar ben sana videolar yapıp bunu unutmayın. Bundan önce sonra da arkadaşlar Swarm Hunt'tan yeni bir videosu gelecek arkadaşlar. Yenilme, Survivor için de herhangi bir modda 20 round kazan. Savaş yaralı 200 kez kaybet. Hayatta kal. O 200 kez kaybet şeydi miydi? Tutulma sırasında 200 kaybet, pardon. Hayatta kal, kritik bir sağlık düzeyine sahip, 50 round kazan, mezarda yürüyen. Bunu yaptım arkadaşlar, tutulma sırasında 20 round'a kritik, yok bu değildi pardon. Karanlık orman, tutulma sırasında arkadaşlar bölüm 2'deki, hani yani her mitin bölümündeki hayatta kalma modunu tutulmada bitirdim arkadaşlar. Bunun da ödülü 3'müş arkadaşlar, bunun normal olarak ödülü arkadaşlar. Herhalde yok, aynen normal yani ikinci bölümün normal şeyine ben yapmadım arkadaşlar. Aynen, en son hatırlarsınız arkadaşlar Hermit'in dövüş şeyi, kuton koruması olan Claire'di galiba. Claire bizi bayağı bir iyi dövmüştü arkadaşlar. Ben bayağı elmas kastım arkadaşlar ve 51 elmas arkadaşlar, kan biçici yine yükseltiyorum arkadaşlar. Ben video dışında bir kere daha böyle bir kere daha elmas verip iki kere daha altınla yükselttim arkadaşlar. 3 seviye daha yükselttim. Şimdi arkadaşlar hatta şimdi sizlerle beraber parayla da yükseltelim. Yeni zırhlar aldım arkadaşlar bu arada. Hani normalde bu zırhlarla falan kapışmayı düşünüyordum. Şu zırhla. Ama arkadaşlar baktım şu zırhla aynen. Baktım seviye atlayacağım. 12 level oldum arkadaşlar. 12 level oldum ve altın boynuzu da bayağı koruyucu darbe aldıktan sonra 7 saniyeli genel hasar %75 hasar. Bu da aslında iyi yani. %75 hasarı, yani hasarı %75 indiriyor yani. Neyse arkadaşlar, ben bunu bayağı bir tılsımladım birkaç kere. Bunlara gençleştirme, can iyileştirme büyüsü falan gelmişti arkadaşlar. Ama ben bir şey yaptım. Bir tanesine şey olacak şekilde şey yaptım. Adını siz getirin. Bir tanesinde gençleştirme var. Bir tanesinde, çünkü gövdeye daha fazla vuracağı için muhtemelen. Hermit silahı nasıl hiç bilmiyorum. O yüzden bayağı yükselttim. Kuneyi var arkadaşlar bu arada. Kuneyi tam yükseltmedim ama kuneyi de yükselteyim arkadaşlar. Yani ne olacak, yükselteyim gitsin. Evet, buna şey oluyor arkadaşlar. Evet, bir yandan ve arkadaşlar Claire'e ilk bir saldıralım. İlk bir Claire'e bir döverim. Claire kolay diyor. Claire artık ezik. Claire artık bizim için hiçbir şey, bize en son hatırlasın videomuzda bayağı bir dövmüştü. Crane, pardon, çok özür diliyorum. Crane'miş. Bakalım nasıl bir dövüş olacak arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet. Arkada bir yandan yağmur yağıyor. Claire'ı şimdi çok kolay döveceğiz arkadaşlar bak. Aslında gene de hani az vuruyoruz ama o da hiç bize vuramıyor. Öyle de bir olay var. Zaten kolaylığın o yanı yok. Adam bize hasar veremiyor. Baksana gıdım. Hatırlıyorsanız arkadaşlar şeydi. Aynen, bence de zırhı koruma bastım daha iyi oldu abi. Çünkü genellikle o bayağı işliyor. Gençleştirme de işliyor. Gerçi o sanki biraz daha iyi işliyor gibi. Hem de o da iyiydi yani. O da iyi bayağı. Adını seni getirmiyor. Yani adam bizi tek atıyor. Evet, tek atıyor. Tekmeyle, attığı şeylerle falan tek atmışız zaten. Bizim bayağı bir canımızı yakmıştı bu Claire denen son koruma. Sana şöyle bir dönenle almadı. Tamam. Bunu hızlı bir şekilde yendikten sonra Hermit'le kapışacağız inşallah. Yani çok istiyorum abi. Hermit'le kapışmadığımız için yani Linux'teki gibi olmadı. Kanama özelliği çok iyi. Kanama çok önemli abi. Kanama çok iyi. Linux'te öyle olmamıştı. Linux'in bir tadına bakmıştık. Ondan sonra ben bayağı bir kasılmışım. Kovulmuş sınıf başarımını kazandık. Hani Hermit'in tüm korumalarını yendik ya. Yani sonuçta bu korumalarda öğrenci ya. Öğrenci olduğundan dolayı hepsini yendiğimiz için kovulmuş sınıf başarımını verdi. Güzel. 1000 deneyim almışız ve 11.000 altın almışız. Çok iyi abi. Çok iyi. Sense, Crane nasıl böylesine düştün yol, nasıl böylesine düştün yoldan? Bu kadar ayrıldın. Neye dönüştün? Eski yolları terk mi ediyorsun? Sana öğrettiklerimi unutuyor musun? Yazıklar olsun. Bildiğiniz üzere zaten o video, en son videomuzda da öğrenmiştik. Sensei'nin eski öğrencisiydi Crane arkadaşlar.
Ben affedersen ses sana ve kendime utanç kaynağı oldum. Çırağın yolundaki hataları bana gösterdi. Evet yani gösterdik fazlasıyla ve arkadaşlar abi Hermit ocağıyla dövüşeceğiz. Bakalım. Yani zorlu bir dövüşecek o dövüş olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü hani ne kadar kasılsak da sonuçta bir boss hoca yani. Hocaya karşı dövüşeceğiz. Bakalım ne olacak ne edeceğiz ama hani şu anda full artı fulliz zaten. Herhalde alırız diye düşünüyorum. Kan biçicimiz de bayağı bir yüksek. Ve arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim'de Hermit'e gidiyoruz. Beklediğim sen olabilir misin? Haydi becerilerini test edelim. Haydi test edelim bakalım. Bu video da 1080p olacak arkadaşlar. Evimize internet sizin bu videoyu izleyeceğiz gün gelecek. Salı günü geleceklermiş arkadaşlar. Ama gelecek. Bugün kesin gelecek yani. Artık gelecek. Ve arkadaşlar Hermit hadi bakalım gel bakalım sen. Bu uçuyor falan diyorlardı birkaç arkadaşımız. Uçuyor falan demişti. Böyle meditasyon falan yapıyormuş havada. Yıldırım falan çakıyormuş. Abi. Allah'ım. Bir şey etki ettim. Adama vurdu. Ne oldu abi? Bak bir şey oluyor. Mor bir şey oluyor. Allah Allah. Bak bir şey oluyor ama ondan dolayı herhalde ya. Bende öyle bir şey yok ki. Arkadaşlar Hermit Hoca ile dövüşüyoruz. Hadi bakalım abi. 3-1 falan ya da 3-2 falan yapmayı yani tabii hedefliyorum. Ama kazanayım et. Ay. O neydi? Adam büyü hatta evet artık. Hermit bir de hani demişti Hermit'in sırrı büyüdür falan diye demiştik zaten. Hani bizim şey sensei falan onun büyük sırrı falan olur diye. İyiliği. Çok güzel bir tane bir şey atabilir miyim abi? Abi çok güzel. Hadi. Çok güzel ilerliyoruz. Çok güzel ilerliyoruz abi. Abi çok güzel. Birinci roundu biz alırız bence. Birinci roundu alırız. Biz de bayağı güçlüyüz. O başka bir konu. Birinci roundu aldık arkadaşlar. İnşallah alırız. Bir de 3-1 falan yapıyormuşuz. 3-0 falan abi. Ne güzel olur ama. Şimdi hedefim ne oluyor? O daha sonra arkadaşlar. O daha sonraki hedef. Şimdiki hedefimiz aslında o da hedef. Hani daha iyi olur ama. Kazanalım yeter abi. Kazanalım yeter. Hadi abi bir de ben kan biçiciyle baya bir video dışında hayatta kalmada para kasarken oynadığım için alıştım artık. Kan biçiciye fazlasıyla alıştım arkadaşlar. Oh. Tamam abi Hermit şu anlık meditasyon falan yapmıyor abi. Meditasyon falan yapmıyor. Oo çok güzel. Koruma zırhı. Abi iyi ki de basmışım. Onu iyi ki de basmışım. Çok iyi. Normalde o gelmemişti. Allah. Bu ne abi? Evet arkadaşlarımızın dediği herhalde buydu. Abi yıldırım falan çaktırıyor bu. Oo vur. Ha vurunca tamam iptal ediyormuşuz. Abi yıldırım falan çaktırıyor. Evet arkadaşlarımızın dedi herhalde oydu arkadaşlar. Evet. Yıldırım falan çaktırıyor zaten demişlerdi. Abi vur. Hop çok güzel. Havada vurduğumuzda zaten iptal oluyor mu şeyi? Meditasyonu. Ama bayağı hani sağlam bir şeymiş yani. Sağlam bir patronmuş. Hoca abi sonuçta hoca. Hoca yani hocayla dövüşüyoruz yani basit bir şey değil. Hermit hocam. Hocam yeniliyor musunuz hocam? Allah. Çok iyi. Kanama çok güzel. İkinci roundu da aldık arkadaşlar. Abi. Üçüncü round. Hadi artık. Abi çok iyi ya. Tüylerim diken diken oldu şu an. Hocayla dövüşüyoruz abi. Bir şey verdi. Herhalde o hasarımızı düşürüyor. Yani simgeden ben ona benzettim. Yani öyle bir şeydir diye düşünüyorum. Adam. Ha, ben de dedim niye hasar veremiyoruz. Tamam şimdi veririm ona. O büyü atma. Ve Hermit'i yendiğimiz arkadaşlar biz de büyü kullanabileceğiz artık. Hermit'i yendiğimizde büyü kilidi açılıyor benim üzere. Ay. Tamam. Yerdeyken vurma abi. Oo. Gençleştirme de iyi oldu tabii. Baksana da canımız yükseliyor. Oh koruma zırhı çok iyi ya. Koruma zırhı çok işe yarıyor abi. Hop. O üstüme atılacaktı galiba. Kanama çok güzel abi. Kanama işledi çok iyi oldu. Ay. Hadi abi. Oo. Meditasyon yapıyor yıldırım. Yıldırım çaktırma. Ve arkadaşlar yoksa oluyor mu? 3-0 mı? 3-0. İşte bu be arkadaşlar. 3-0 yendik Hermit'i. 3-0 yendik. Çok güçlenmişiz arkadaşlar. Öğretmenin yani
Bu ne demek oluyor? Biz onu öğretmeni mi olduk yendiğimiz için? Hoca'yı yendiğimiz için. Galiba öyle bir şeydi arkadaşlar. Ben. Arkadaşlar Hermit'i 3-0 yendik. Linux'te 3-1 miydi? 3-2 miydi? Ne öyle bir şeydi yendiydik arkadaşlar. Abi çok iyi oldu. 13 tane yeşil tılsım, 6 tane kırmızı tılsım verdik arkadaşlar. 3 tane elmas. 5000 tane deneyim efsane arkadaşlar ve çok iyi oldu ya. Ama Hermit'i harbiden çok sevdim yani. Genç birisi için oldukça beceriklisin. Sırlarımı ve seninle paylaşacağım ama karşılığında bir görev tamamlaması. Vallahi hocam yaparım. Ben seni sevdim. Sen tam bir adammışsın. Yani hani Linux tam bir terbiyesiz adiydi. Ama sen hani, hocan da hocalısın yani. Gerçi adammış. Yakındaki bir köydeki çete lideri kasap beni tehdit ediyor. Sihrimi istiyor. Ondan kurtul ve lütfumu kazan. Tamamdır. Şimdi git ve felaket tohumu dik. Felaket tohumu mu? Yeşil mühür. Esrarengiz bir yeşil mühür. Hermit ile yapılan ölümcül bir kavgada kazanıldı. Gölgelere kapısı anahtarını ve elta bölümünden bir tanesi. İyi abi. Tamam. İki parça topladık. Geriye kaldı 4 parça. Yani bu da demek oluyor ki 4 tane patron kaldı. Harika bir yeceri gösterdin gölge. Bu sihri iyilik için kullanacağına güveniyorum. Ama onun seni baştan çıkarmasına ve iyi kalbine lekelemesine izin verme. Tabii ki de vermeyeceğim. Harika, bunu görmek için sabırsızlanıyorum. Yeni gücümüzü üstlerinde denemek üzere birkaç hedef bulmaya ne dersiniz? Tamam abi. Ve arkadaşlar bununla beraber 3. harita kasaba geçtik arkadaşlar. Kasabın bölümü 3 kan izin. Dedi arkadaşlar ve Hermit'i 3-0 yendik. Allah'ım çok iyiydi bu arada. Gerçekten efsaneydi arkadaşlar. Efsanemi kapışmaydı ve hey çocuklar ne haber? Ben Kuş, sizinle tanıştığımda memnun oldum. Küçük kasabımız hoş geldiniz. Kuşmuş bunun ismi. Bu kızının gece tek başına yürüyüp yabancılarla konuşması ne garip. Bunun hakkında kötü hislerim var diyor bizim sensei. Endişelenme ihtiyar. Burada kuşku uyandıran bir durum yok. Yalnızca dostane davranıyor ama işte öyle olmayabilir. Yani bizim bey hemen aldandı ama. Bilmiyorum yani. Hermit'in kılıçları replika. Gölge demircinin zaferinden etkilendi. Saygısının bir göstergesi olarak kendin hakimin fil silahını indirme. Yak arkadaşlar. Bunu zaten şey yapabiliyoruz değil mi abi? Tamam diyelim. Güneş tutulmasına bir basabilir miyim? Aynen arkadaşlar. Güneş tutulmasına ben Hermit'le aynen sizlerle beraber. Kan biçiciyle falan şey yaparız. Beraber sizlerle beraber oynarız arkadaşlar. Hermit'i tekrardan yenip şey yapacağız. Onun da kılıcını alacağız. Ve arkadaşlar şuradan şey yapalım. Bir önceki bölgede tüm dövüşleri kazanamadığını unutma. Şimdiki rakipler çok zorlaşmadan öncekilerini bitirmen gerekiyor. Ben onu videoda oynarım diye şey yaptım zaten. Sonra. Şans değil. Tek bir round bile kaybetmeden iblise karşı bir dövüş kazan. Şans değil. Tek bir round kaybetmeden iblise karşı. Allah Allah. İblis ne be? Bu iblis dediği acaba şey mi? İblis ne oluyor ya? Bunu siz yoruma yazarsınız. Bu boss'tan dolayı mı acaba? İblis diyorum. Garip oldu. Kovmuşsun. Hermit tüm korumalarını yen. Diyor arkadaşlar ve son olarak da en iyi başarım zaten. Kazan Hermit diyor arkadaşlar. Bunun Linux'i de vardı. Kazan Linux. Hatta Linux'in biz şeyine kazandık. Tutulma modunda kazandık. Ve evet arkadaşlar yeşil mühürde bu sayede almış olduk arkadaşlar. Evet, çok güzel. Mühür kısmımıza bir yenisi daha eklendi. Yükleme gerekli. O zaman ben geliyorum arkadaşlar. Yükleme gerekliymiş çünkü. Evet arkadaşlar geri geldim ve indirme yaptıktan sonra oyundan çık gir yaptım. Çünkü öyle şey oluyor bizde. Her maç bitirdiğinizde lag'a giriyor arkadaşlar. Evet. Kama falan yeni silahlar açılmış. Oo, yıkıcı. Bunlar nasıl silahlar ya? Çelik pençeler. Garip silahlar gelmiş. Ben size şey diyecektim. Farklı silahlarla da oynamak istiyorum diyecektim. Aslında farklı silahlarla oynamak istiyorum. Yani zaten hep farklı hızlarla oynuyoruz biz üzere arkadaşlar. Şey oldu mu o zaman? Evet 12. Yenileri gelmiş arkadaşlar. Kunay'ı artık bırakırız. Böyle hazırdan büyüsü falan. Oo varmış. Yıldız bıçağı. Kanama. Bunu alabilirim. Ama bu daha çok var yolumuz. Avcı bıçağı. Evet. Neyse. Arkadaşlar o zaman evet şeyimiz de yükselsin. Yani ben farklı silahlar da kullanmak istiyorum. O zaman kambıcı değil. Mesela hep böyle farklı silahlarla da oynayabiliriz. Büyük kılıçlar falan filan bayağı şeyi var yani. Aslında mesela bunu tılsımlayabilirim arkadaşlar. Bu arada orta tarif de açıldı. Orta tarif de yapabiliyoruz. Can azaltır falan bilmem ne bir sürü şey var. Bomba, zaman bombasını biliyorum sadece. Güçsüz de herhalde adamı güçsüz yapıyor ya. Çok da isimden de zaten az çok anlaşılabilir. İki tane şey gelmiş diyor Linux'in ve şeyin Hermit'in şeyi zaten böyle yapıyor. Korumalar da imkansız mı?
İnsafsız herif be. İnsafsız herif. İnsafsız. Niye imkansız? Ne diyeyim? Bana bir tane hayatta kalma oynayalım ya da turnuva mı oynayalım? Vallahi bilemedim ya. İstersen şuradan bir maç oynayalım. O zaman şöyle bir şey yapalım abi. Şöyle bir şey yapalım. Korumalardan bir tane imkansız bir tane alalım. Birkaç yer görmek ister misin? Önce bu kasabadaki en sevdiğim yeri göstereceğim. Nefesini kesecek ve şimdi ve sonsuza kadar. Bu da cins şeyle konuşuyor. Buna mı dövüşeceğiz? Aa, dur. Buna da dövüşeceğiz. Gel bakalım. Valla senseyin dediği doğru çıktı sensei hocanın. Bu pek yani iyi hissetmiyorum dedi. Bizim M dedi ya iyidir yok bir şey yapmaz falan filan. Yapmıyor gördük. Gel bakalım. Zaten tipinden belli. Tipinde hayır yok başka. Ve arkadaşlar o arka plana bak be. Evet adamın canı gitmiyor. Çok güzel. Adamın canı git. Çok büyük hasar yiyor. Arkadaşlar benim anlamadığım bir şey var. Hermit'ten hani Hermit boss yani boss sonuçta o adam. Patronu yeniyorum. Diğer bölümün ilk adamında zorlanıyor. Yani bu nasıl bir sistemdir? Onu anlayamıyorum. Yeni tekme çakabacağım. Anladım evet yapabileceğim. Çok güzel yapılıyormuş abi. Çok güzel yapılıyormuş. Ben bu adamı diğer videoda döveceğim ama. Kadını daha doğrusu. Ben bu kadını diğer videoda döveceğim abi. Kasap. Valla kasap. Bakalım ne olacak arkadaşlar. Kasabı nasıl yeneceğiz bakalım. Zırhlardan. Bak. İşte para kalmadı için. Para ben. Sıkıntı şu biliyorum. Şu sıkıntı şu arkadaşlar. Yıldız atıcı şey derken, zırh derken, kask derken arkadaşlar para kasamadım. Kastım kastım bunları verdiğim için videoya da parasız girdim. Yani kusuruma bakmayın arkadaşlar yapacak bir şeyim yok yani. Mağaza diyelim abi. Tamam artık daha da yükseltemeyiz. Ay yükseltebiliyor muyuz? Ya ben bu kan bıçıcıyı bayağı sevdiğim için yükseltiyorum arkadaşlar. Ama parti silahlarla da oynamak istiyorum. Bulgun. Acaba turnuva oynayalım ya. Aynen. Gelin abi. Gelin arkadaşlar turnuva oynayalım ya. Valla. Bu turnuvayı zaten ben boşu boşuna ama hepsini bitirmedim. Sizlerle beraber oynamak için yoksa ben bunların hepsini bitiririm yani video dışında. Şirret. Bu herhalde meydan okumada mı çıkmıştı? Bu beni bayağı sinir etmişti. Yanlış hatırlamıyorsam. Videoda mıydım o anda bilmiyorum da. Yalnız abi daha arkadaşlar bu video efsane bir video oldu. Hem 1080p kalite o ayrı bir zaten güzel. Hem de Hermit'i 3-0 yendik abi. 3-0. 3-0. Bayağı iyi oldu yani. Anlayacağınız. Gerçekten iyi oldu. Kanama zaten kanama geldiği gibi. Bitti bitti sal abi oyunu. Kanama çok güzel yani. Şey de yapabilirim mesela. Orta tarihten ben buna şey de yapabilirim. Zaman bombası var benim üzerine. Linux'in pençesini var ya benim üzerine. Şey de yapabilirim. Yani orta tarihten zaten basabiliyorsun zaman bombasını. Bu kan biçeceğim mesela onu da basabilirim ama yani o da güzel aslında. Hem adam hoplatıyor falan ama kanama daha çok can götürüyor gibi geldi bana. Yani sürekli canı gidiyor. Adamın ama bilmiyorum zaman bombası da daha çok vuruyor olabilir yani. Tam emin değilim onun için. Ama şimdilik bir şey ellemiyorum. Kanama çünkü güzel bir özellik. O yüzden ellemek istemiyorum. Bu arada biz şeye bakmadık. Büyü kilidi vardı. Hop yavaş. Çok güzel. Güzel bir şekilde yendik arkadaşlar ve biz büyük kilidi açılır demişti. Evet güzel abi 4780 falan filan. Ya bu da akıllara katıl diyor her dakika ya. Şimdi büyük kilidi açılmış demişti. Bakalım ne olmuş abi büyük kilidi? Vallahi açılmış. Ateş topu. Enerji topu. Ateş topu. Oo, garip. Evet büyü biraz daha tabii şey olduğu için hani böyle hani silah ekipman gibi fazla olacağını zaten tahmin etmemişim. Biraz da az olur demiştim çünkü yani daha ne kadar büyü olur. Büyü olabilir ki. Zayıflık varmış bunda. Bu zayıflık şey ya bu şeye gelmişti. Şuna gelmişti ben bunun şeyini değiştiririm arkadaş aşırısı yaptım. Normalde tılsımla dediğimde arkadaşlar bakın hemen göstereyim. Şurada zayıflık var. Zayıflık adamla mesela vuruyorsunuz hatta şurada da gösteriyor. Adama vurdunuz arkadaşlar 5 saniyede adam size yakının daha az vuruyor. Ama yani bu hem çok yaygın değil öyle çok hani etki şey denk gelmiyordu. Çok işlemiyordu sürekli boğulmuyordu mesela şey gibi değildi yani. Hani aşırısı fazla olan bir şey mesela. Onda mesela öyle çok yaygın değildi bir de yani sevmedim de zaten. Enerji topu bu neymiş bunun efekti yok. Enerji topu bu ateş topu.
Yani ben bunu almayı düşünüyorum ama şimdi şöyle bir kazık yapmışlar burada. Gerçi 29 elmas da bunu bilmiyorum yükseltmesi herhalde şeydir. Bu daha önceki seviyede açılıyor. Bu daha sonraki seviyede açılıyor. Biz bu büyüğü içine biraz daha sonraya saklayacağız. Belli oldu. O zaman ne yapmaya devam? Savaşmaya devam. O zaman turnuvada bir maç daha yapalım. Daha ne diyeyim? Ne geldi? Sprint. Mızrakçı. Mızrakçıları hiç sevmiyorum. Gerçi mızrak değil de sopa. Uzun sopa falan kullananları sevmiyorum. Çünkü gıcık oluyorlar. Uzaktan vuruyorlar, yerden vuruyorlar falan filan. Bu arada şu hareketi yapmak istiyorum abi. Ah. O değil, o değil. Ha şu. Onunla vurmak istiyorum adama. Hop, çok güzel. Ben yani bir kere vurduktan sonra normal dövüşümüze kaldım zaten devam edebiliriz. Ama yani bence güzel dövüştüm Hermit'e karşı. Ama harbiden de yani arkadaşımız dediği çıktı yani ama şey falan yapıyormuş. Neyse onu şimdi söylemeyeceğim. Meditasyon söyle. Ha, söyledim. Şimdi söyleme falan dedim rezil olmayayım. Meditasyon falan yapıyormuş. Yıldırım çaktırıyormuş kafamıza ve ben şey sandım onu ilk başta. İlk başta şey sandım. Allah'tan çok vurmadı da isabet ettiremedi daha doğrusu. Ben onun bir süresi var. Bir yerden sonra meditasyonu bitirecek sanıyordum. Vurmamız gerekiyormuş meditasyonu bitirmesi için. Onu deneyeceğim bak. Mesela bir video içeri yani videonun bir tane videoda onu deneyeceğim. Acaba onun meditasyonu iptal etmezse bir süre sonra kendisi bırakıyor mu? Tam bırakıyordur da. Olsun. Ya arkadaşlar buradan ödüllerimizi aldık güzel. Buradan bayağı turnuvalardan bayağı şey geliyor yani. Gerçekten bayağı şey geliyor arkadaşlar. Bu sefer enerjimiz fazla kaldı ama artık şeyimizi de bitirelim. Videomuzu yavaştan bitirelim abi. Yükseltebileceğimiz 16 bin. Yok. O zaman şöyle son kontrollerimizi yapalım. Avcı bıçağı mı? Bu avcı oku olması gerekmiyor mu ya? Yani ok değil mi abi? Bıçak değil bence bu. Neyse. Şurada kanama özelliği varmış. Kanama çok iyi. Aa bir dakika. Aa bak bu bizim Kambiç'teki kanamadan iyi. Ama benim anlamadığım bir şey var. Bunda da 5 saniyenin 106 kaybetme diyor. Bu 446'nın anlamı ne arkadaşlar? He bunun kendi hasarı yüksek. Ondan. Ama sanki böyle ben yükselttikçe de hep sanki o 306'da falan da galiba. Bilmiyorum ki. Evet bu arada yeni silahlar falan için de. Bu arada video dışında bir tane isimli bir adam geldi arkadaşlar. Aynı hani şuradaki nançuka var ya. Hani şunun nançukayı veren adam vardı yani. Onu dövüştürdük hani. Teklif falan etmişti. Aynı onun gibi bir adam geldi arkadaşlar. Onu öldüremedim. Sonra tekrar da deneyebiliyordum aslında ama ona 5 elmas veriyordu. 5 elması vermedim arkadaşlar. Zaten onun da elinde bir mızrak vardı. Herhalde onu verecekti. Çok da önemli bir şey değil yani. Bizim bir tane bir satıcıyla bir anlaşma yapmıştık. O satıcı nerede abi? Hiç bilmiyorum gerçekten. Hiç bilmiyorum. 468. Evet kan biçici biraz daha zayıf. Nedense kanaması ama neyse arkadaşlar. Yani güzel videoydu arkadaşlar. Çok güzel videoydu. Hermit'le kapıştık arkadaşlar. Hermit ustayla kapıştık arkadaşlar. Ve onu yenip başka bir şekilde kasabın bölümüne geçtik. Ve kasabın bölümünde de direkt dayağı yedik. Ama ben yarınki videoda çok rahat bir şey. Zaten biliyorsunuz Hermit'in ilk şeyinde mi? Hermit'in ilk korumasında mıydı? Neydi? Küçük bir değişiklikle şeyden imkansızdan ta normale falan inmişti herhalde. Tam bilmiyorum. Öyle şey olmuş arkadaşlar. Sonra vas var, video var, şakam var arkadaşlar. Evet, 3 bölüm kalmış. Hatta ama Titan falan da vardı. Titan falan da var. Titan'la nerede karşılaşacağız bilmiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Şimdi kendinize bakın. Bay bay.